Kimler derler besine? Narinler. Çok güzel. Siz bu mesleğe nasıl atıldınız? Şöyle kısa bir özgeçmişini anlatabilir misiniz? Yani baba mesleğini kendin sonra başka bir işten. Çünkü besinle atılgandır, her işi yapar. Babadan kalma. Babamın daha önceki mesleği manifatra dedi. Evet. Sonradan abim gibi bu işe yönlendirir. Evet. Peki bu iş sizi besinle tatmin ediyor mu? Yani? Şimdi şu durumda bu kapasiteye göre tatmin ediyor mu? Ediyor, anlıyorsunuz. Evet. Memnunsunuz. Peki, sağ ol. Şimdi ikinci şık da şu. Bu sizin de aklınız değil. Bu Besli'de neden göçtü halkımız? Şöyle bir bilgin var mı? Kendi şeyine, görüşüne göre. Benim kendi görüşüme göre devletin daha önceki altyapısının olmaması. Evet. Memlekette daha evveller su, ona benzer altyapının olmaması. Bir de devlet teşviki, özel sektör teşvikinden maruz kalmasından dolayı göçtü. İkincisi de şöyle diyorlar bazıları, diyor ki burada kazandı, dışarıya gitti. Peki burada kazanan adam dışarıya gitti, yetmez. Fabrika kurdu diyor. Burada kazanıyordu, niye gitsin? Yok, buradan gidene ihtiyacından gitti. Atı vardı, meydan bulamadı. Evet, tabii. İmkanlar dardı. Evet. Şu anda da zaten gene bunların mekette görüşmeler çoluyorsa, yani evlerin kirası, pahalılığı, şu bu. Gene bunlar şeyin resmi makamların yer tanzim etmemesinden efendime söyleyeyim başka türlü yani resmi makamların imar planlarının dar olmasından kaynaklanan. İkincisi 5 yıllık plan 15 yıl vadeli iskan yapılması gerekirken %85 faizle banka çalışan bir ülkede bu yatırım kim dese yanlış olur zaten. Dediğiniz gibi yanlışlık buradan geliyor. Şimdi faizin 85-90 olması bence pek önemli bir şey değil. Zaten faizle çalışan her zaman faizle çalışır. 2.90-8.90. Ancak faizden daha ziyade iş kapasitesinin az olması, bir de yerin darlığı. Evet, yer seçiminden tabii kaybımız var. Tabii. Peki şimdi biz diyoruz ki 5 lira var. Antep, Adana, Mersin, İstanbul, Uşak, Besli olarak toplanalım. Bir Besliler kuralım, vakfı. Bir şirket halinde bu vakıfta güzel bir şekilde biz Besli'nin bugünkü şartlarda göçünü durdurup KAP projesini ayak uydurma suretiyle en yakını kayar diyelim. Buna bir sanayi kuralım. Yatırımı gelecek Besli'nin yani babadan taşkın akan sermeyi hiç değilse sonradan buraya yönetmek istese katkıda bulunur musun? Şimdi Besli'ye hakikaten sanayinin yapılması iyi olur. İş sahalarının açılması gene yok. Besli'ye eskiden böyle tezgah falan vardı. Bunlar biliyorsunuz. Bunlar kayboldular. Evet. Efendime söyleyeyim, bunların kaybolmasına da sebep evlerin altında çakır çukur rahat ettiği için şey yaptılar. Şimdi bunlar özel sektör veya halk artık kim önde destek olacaksa bunlar yer yapılırsa çok daha iyi olur. Gene tezgah çalışır, gene efendime söyleyeyim sanayi yürür, gene Besli, Besli olarak kalır. Yani küçülmez. İkincisi de bizim Besliler aslımız Türkmen. Türkiye'de en halis konuşan biziz. Evet. Katkısız. Şimdi bizim zengin folklorumuz var. Biz Besliler var. Bizim folkloru başkaları kullanıyor. Ben de bir folklorla ilgilendiğim için aslında mesleğim değil de hani az çok şeyim var. Ben diyor ki bir folklor kuralım. Biz Besliler'in adına bir folklor ekibi kuracağız. Siz de maddi manevi halkıda bulunuyor musunuz? Yes, yes.